Rümcük kelimesinin bende özel bir yeri var abi. Nedir acaba? Ben 5. sınıfta konfeksiyon dükkanında çalıştım. O dönemde bürümcük etek vardı. Bilir misiniz? Etek mi? Vallahi marka falan mı? Ben biliyorum. Bürümcük etek vardı. Biliyorum. Sen biliyor muydun? İnanılmaz. Şu kumaş şeyine benziyor. İnanılmaz satılıyordu. Abi geliyordu kadınlar, bir tanesini çekiyordu. Hepsini düzeltiyorduk. Bürümcük etek. Sen Konya problemsin. Bilmek Vaktidir'den herkese merhabalar. Elimde bu kartı tuttuğuma göre Bilmek Vaktidir'deyiz ve bir konuğumuz var. Konuğumuz Dünya Ceket Günü kitabıyla Ertuğrul Rast. Yani benden daha güzel bir iş yapacağını biliyordum. Evet, buyurunuz. Nasılsın abi? Çok teşekkürler Rahime. Sen nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Çok mutluyum seni burada ağırladığınız için. Çok teşekkür ederim. Ben de sizlerle birlikte olmaktan çok mutluyum, mesudum. Aslında zaten ilk söyleşini bana verme sözün vardı. Biraz geciktik. Evet. Zeynep Arkan'a buradan selam olsun, kaptı şairimi. Evet, kendisine buradan selamlarımızı yollayalım. Abi öncelikle kitabın çıktığından beri çevremden sıkça duyduğum bir şey bu benim. İlk kitabın neden bu kadar gecikti? 2011 yılından beri şiirle iştigal ediyorum. Şiir yazıyorum, şiir üstüne yazılar yazıyorum zaman zaman. Çeviriler yapıyorum. Yaklaşık 10-11 yıla tekabül ediyor bu. Bir ara bir 3,5 yıl kadar ara verdim. Fakat bu 3,5 yıl arayı çıkarsak bile işte bir 7,5 yıl kadar bir süreye denk geliyor. Bu 7,5 yıl epey uzun bir süre aslında ve ben hani bu 7,5 yıl içerisinde epey ciddi emek verdim. Bunun bir çalışmanın içerisinde bulundum. Sanırım bundan dolayı bir beklenti oluştu kitabın çıkmasına dair. Kitap aslında bir 6 yıl önce hazırdı, 2015 yılında. Fakat o günün kısmet olmadı. 2021 yılında kısmet oldu diyelim. 2021 yılına çıkarmış olduk kitabı. Hani yoğun bir emek sürecinden sonra çıkması benim için önemliydi. Bir gecikmişlik hissi de oluştu. Fakat son süreçte yeni şiirler ekledim kitabın içerisine. Kitap biraz daha olgunlaştı ve en nihayetinde 80 sayfada bitirmiş olduk, çıkarmış olduk kitabı. Daha sonradan Türk şiiri geleneğinin bu konuda ne durumda olduğunu merak edip bir bakayım dedim, geçmişte nasıl. Şairler ilk şiirini yazdıktan sonra ilk kitaplarını ne zaman çıkarmışlar, onlara bir göz atayım istedim. Turgut Uyar'a baktım, ilk şiirini yazdıktan sonra 2 yıl sonra ilk kitabını çıkarıyor. Ece Ayhan ilk şiirini yazdıktan 5 yıl sonra kitabını çıkarıyor. İlhan Berk ilk şiirini yazdıktan ilk şiirini yazdığı yıl ilk kitabını çıkarıyor. Edip Cansever ilk şiirini yazdıktan 3 yıl sonra ilk kitabını çıkarmış oluyor. Yani böyle baktığımız zaman ben 2011 yılında ilk şiirimi yayınladım. 2021 yılında ilk şiir kitabım çıktığına göre işte 10 yıl tabii bunlara göre epey gecikmiş gibi duruyor. Durum bu. Kızınız yani. Bir gecikme var. Sen de kabul ediyorsun. Kabul ediyorum. Kabul ediyorum ama olgunlaşmasına yardımcı oldu diye düşünüyorum bir taraftan. Ve gümbür gümbür geldi bizce. Teşekkür ederim. Şiirlerinde daha böyle mekanikten, robottan daha güncel ve geleceğe dair konulardan bahsediyorsun. Lirik olmak, daha kolay olanı belki de yapmak yerine neden bunu seçtin? Bunu konuşmak istiyorum biraz. Ya özetleyici bir dille konuşmam gerekirse kitabım 3 bölümden oluşuyor. 1. bölümde teknoloji temalı şiirler var. 2. bölümde imgeli şiirler var. 3. bölümde toplumsal temalı şiirler var. Teknoloji temalı şiirler bir kenara bırakırsam imgeli şiirler ve toplumsal temalı şiirler benim için çok özel. Fakat senin sorduğun teknoloji temalı şiirler kısmına gelirsek, ben teknolojinin gelişiminin insan hayatını çok ciddi manada dönüştürdüğünü görüyorum. Yani hepimiz bunu görüyoruz, yaşıyoruz, yaşamaya da devam edeceğiz. Burada şiirin araştırmalar yapması gerektiğini düşünüyorum. Şiir buradan ayrı bir yerde değil. Şiir nasıl söyleyeyim? Ben Endüstri 4.0'ın, internetin, sosyal medyanın bu kavramların direkt şiirleştirilmesi için bir çaba verdim.
Bunu ne kadar başarabildim? Bunu eleştirmenler, şiir okurları bunu yorumlayacaktır elbette. Ben bir çaba ortaya koymaya çalıştım şiir adına. Mesela şimdilerde Metaverse meselesi var. İşte Facebook kendi adını, grup adını değiştirdi. Meta diye bir şirket adı koydu üst çerçevede ve Metaverse diye bir plan proje ortaya koydu. Ve Metaverse'te işte herkes kendi avatarını ortaya koyacak. Bu avatarda işte insanlar sanal bir ortamda buluşacaklar. Bir kafede oturacaklar. Sanal mekanlarda alım satım yapacaklar vesaire vesaire. Hatta ilginç bir haber çıktı geçenlerde. Metaverse üzerinden arazi satımları var mesela şu anda. Ve Kadıköy Moda sahilinde şu anda boş yer kalmadı. Satılmış durumda. Çok yüksek rakamlarla alındı. Yüksek rakamlarla alındı ve alıcılardan başka alıcılar almaya çalışıyorlar. Mesela diyelim ki bir yeri siz 10 bin doları aldınız. Bir başka alıcı size 100 bin dolar teklif ediyor orayı satın almak için. Tamamen hayali bir satış. Ve şiirin ben burada araştırmalar yapması gerektiğini düşünüyorum. Yani bu bizim hayatımızdaysa, bu bir önümüzde bir süreç olarak duruyorsa şiir de burada olmalı diye düşünüyorum. Ben de bunu yapmaya çalışıyorum. Devam edeceğim belki de. Çok böyle güncelden, metaverse'den hatta bildiğin güncel haberlerden örnekler verdin. Bu konuda tavrının daha fütüristik diyeyim artık, böyle şekilli şüküllü kavramlar kullanmayı çok seviyoruz. Fütüristik olduğunu düşünüyor musun? Yani böyle bir resme bakıp çok fütüristik demek gibi. Evet, güzel. Fütüristik miyim? 2015 yılında, bu benim için iyi bir soru oldu. Çünkü 2015 yılında Filippo Marinetti'nin, Tommaso Marinetti'nin 1909 yılında yazdığı Fütüristik Manifesto'yu çevirdim ben. Bilinçli bir soruydu bu arada. Teşekkür ederim. Ve önemli bir metindi bu. Çıktığı dönemde ses getiren bir manifestoydu. Bunun 4. ve 11. maddelerinde özellikle hızın, teknolojinin, endüstrileşmenin kesintisiz bir şekilde ve sorgusuz, sualsiz bir şekilde kabulü var. Hatta birkaç cümle okuyabilirim buradan. Tabii. Yanımda getirdim metni. Borularla çevrelenmiş dev çelikten atlar gibi koşmakta, geniş göğüslü trenleri, süzülerek uçan uçakları, pervaneleri rüzgarda bir bayrak gibi patırdayan uçakları, coşkulu bir kalabalığın alkışları gibi şakıyacağız diyor mesela. Yine 4. maddede şarapnel parçaları altında sürülür gibi görünen bir arabanın kulakları sağır eden sesi kanatlı zafer anıtından daha güzeldir diyor. Yani bir sanat eserinden daha güzeldir diyor arabanın kulakları sağır eden sesi. Burada şey var, tutku ile bir bağlılık var endüstrileşmeye, teknolojiye. Yani ben tabii böyle düşünmüyorum. Koşulsuz, sorgusuz, sualsiz bir kabul ediş içerisinde değilim. Çünkü çeşitli soru işaretlerim var teknoloji karşısında. Şöyle ki bir tane örnek verelim. Uber'in sürücüsüz bir aracı vardı. Test sürüşü esnasında kaza yaptı bu. Bir bisikletli kadına çarptı ve kadın vefat etti o esnada. Şimdi bu süreç hukuk içerisinde çözülmeye çalışıldı. Dava konusu oldu ve suçlu bulunmaya çalışıldı. Ve suçlu kimdi? Bir sürü aday vardı suçluluk tarafında. Aracın yazılımcıları mı suçluydu? Bisikletli kadın mı suçluydu? Aracın mekanik aksamını üreten kişiler mi suçluydu? Şirket olarak Uber mi suçluydu? İnsansız aracı teste çıkaran kişiler mi suçluydu? Aracın direksiyonunda bulunan fakat aslında o anda aracı kullanmayan, çünkü araç o anda otomatik sürücü modundaydı ve araç sürücü tarafından kullanılmıyordu. Suçlu kimdi? Fakat bir kişi ölmüştü. Yani mesele burada bir kişinin vefatı söz konusu ve bir kişinin vefatı önemli bir şey. Böyle bir durumda bunu sorgusuz, sualsiz kabul etmek pek mümkün değil. Yani burada biraz sorgulama yapmamız gerekiyor. Çok katmanlı bir problem var karşımızda. Fakat öte yandan şöyle bir durum da var. Zamanında teknoloji üreticileri, teknoloji şirketlerinin sahipleri ya da çeşitli düşünürler mesela teknolojiyle ilgili çeşitli gaflar üretmişler. Mesela bunlardan bir tanesi şey demiş. İnsanların evlerinde bilgisayar bulundurmalarına gerek yok demiş. Bir tanesi de demiş ki internet 1996 yılında tamamıyla çökecektir demiş.
Şimdi karşıt olma durumunda böyle bir gafın içine düşme durumumuz da söz konusu. Ben o yüzden daha temkinli, daha soğukkanlı bir şeyi teklif ediyorum. Buna da kendimce gri şiir diyorum. Ne karşıt durmak, ne hemen onu sorgusuz sualsiz kabul etmek, olumlu olumsuz taraflarını şiirde tartışmak, konuşmak, bunu güçlü şekilde gündeme getirmek, en önce de kendi gündemime getirmek, bunu zihnimde tartışmak, mesela bu. Hem romantik bir kabul etmeyi kabul etmiyorsun, reddediyorsun. Evet. Hem de sorgusuz sualsiz peşinden gitmeyi. Aslında ikisi de romantizmin iki ucu olarak karşımıza çıkıyor. Öyle de diyebiliriz. Hı-hı. Evet. Peki şiirinde bunu tartışmanın bir mesele olduğunu söylüyorsun. Sen bunu mesele ediniyorsun aslında. Evet. Şiir ve gelecekle, yani yapay zekadan bahsettik, avatarlardan bahsettik. Kodlamayla kurduğun ilişki var şiirlerin içinde. Çünkü sen böyle bir sistematiğin içine oturtmuşsun şiirini. Tamam, işin toplumsal kısmı var, biraz daha lirizme yakın kısmı var. Ama benim önemsediğim konu burada, senin mesele edindiğin şeyin çoğumuz tarafından, biz de şiir yazan insanlarız, o kadar yakın duramadığı bir yer. Yani bunu şiirde tartışmak, teknolojiyi şiirde tartışmak, bunun meselesi haline getirmek. Nedir o sistem senin için? Benim için o sistem nedir? Ya ben belirli kavramları kendimce mesele edinmiyorum. İşte bu kavramlardan biri, atıyorum, internet olabiliyor. Salt internet kavramı üzerine şiir yazmaya çalıştım en basitinden. Ya da sosyal medya üzerine şiir yazmaya çalıştım. Yine diğer taraftan kendimi daha iyi anlatabilmek adına örnek vermeye çalışayım. Kendim de bazı kavramlar üretmeye çalıştım. Mesela bütünlük meselesi adında bir kendimce bir mesele koydum. Bütünlüğü işlemeye çalıştım. Yine mesela boşluk diye bir kavram etrafında epey kafa yordum. Önemli olduğunu düşündüm boşluğun. Çünkü bize hayat veren bir şey boşluk. Nefes alıyorduk. İnsan vücudunun %99'u boşluktan meydana geliyordu. Mesela uyku yine benim için önemli bir kavramdı. Şiir kitabım bittikten sonra saydım kelimeleri. 10 kerenin üzerinde kullanmışım mesela uyku kelimesini. 34 şiir içerisinde, yani bu yine fena değil. Ciddi bir rakam, 10 kelime tekrarı. Uyku çünkü hem ölüme yakın bir şey, fakat ölüm değil. Fakat mesela eksikliği halinde ölümü getirecek bir şey. Uykusuzluk ölüme yol açabiliyor. Farklı alemlere gidebiliyoruz. Yine bu arada uykusuzluk demişken, insomnia hastalığına yakalanan bir makinistin hayatını anlatan bir film vardı. Makinist, Christian Bale'ın oynadığı. O filmi de buradan nacizane tavsiye etmiş olalım. Not ediyoruz arkadaşlar. Evet. Şurada da fotoğrafı çıksın. Yön veriyor ya. Yön veriyor. Ben ne yapayım? Biz ne yapalım şimdi? Abi bizim konuklarımız hep böyle ya. Sorun. Ben anlamadım. Sorun. Şunu sorun. Koyun. Ama siz bizi yönlendirdiniz. Şimdi sizin programlarınızı... Bunu siz dediniz. Sizin programlarınızı izleyerek biz bunu dedik. Yani böyle olabilir. Evet. Şurada. Allah yukarı sağ olsun. Bir kısmına geleceğiz hani. Yine mesela doğumla... Ölümle ilgili süreçler benim çok ilgimi çekiyor. Bir şeyin, mesela sinemanın ölümü diye bir şiir yazdım. İmgenin yeniden doğuşu diye bir şiir yazdım. Doğum demişken geçenlerde Giovanni Papini'nin Go kitabını okuyorum. Orada bir anekdot vardı. Giovanni Papini şey kuruyor. Bir şiir fabrikası kuruyor. Ve bu fabrikada sadece şairler çalışıyor ve şairler tek işleri şiir yazmak. Başka herhangi bir işleri yok, herhangi bir meşguliyetleri yok. Sadece şiire önem vermeleri isteniyor ondan. Ve orada çalışan şairlerden bir tanesi anlatıyor o fabrikaya girdikten sonra. 30 yaşında şiirini yazmaya başlıyor. Bir insanlık destanı yazmaya çalıştığından bahsediyor özetle. 30 yaşına geldiğinde şiirini 50.600 dizi olduğunu söylüyor. Daha sonradan bir aforizma ile karşılaşıyor ve bu aforizma her şeyin bir kitabın bir sayfaya, bir sayfanın da işte bir cümleye, bir cümlenin bir kelimeye indirilebileceğinden bahseden bir aforizma. Bu aforizmanın büyüsüne kapılıp şiirini tek bir kelimeye indirmeye çalışıyor.
Ve 50 yaşına geldiğinde 700 kelimeye inmiş oluyor şiir. 700 dizeye inmiş oluyor, pardon. 50.600'den 700 dizeye iniyor. En son işte bu fabrikaya girdiğinde çalışması devam ederken, işte fabrikanın sahibini anlatıyor bunu. Ben diyor başardım diyor, tek kelimeye indirdim şiiri. Ne diyor fabrikanın sahibi özetle? O da diyor ki Entbindung, Almanca, yani doğum diyor. Doğum kelimesi yani aslında bütün bir insanlık destanının, insanlık hikayesinin aslında tam bir özeti. O imgenin yeniden doğuşu şiirimin bir tamamlayıcısı oldu. Yani bu Entbindung hikayesini dinledikten sonra kafamda daha iyi bir yere oturttum doğum meselesini kendimce. Evet. Şiirlerinden çok güzel satır araları paylaştın. Bir mühendissin aynı zamanda. Bunun işçiliğini de görüyoruz şiirinde. 10 defa uyku kelimesini kullanmışım. Bir sürü referans verdin filmlerden, kitaplardan. Burada bir işçilik görüyorum ben. Şiirini nasıl çalıştığını biraz izleyebiliyorum. Bu konuya girelim. Şiirini nasıl çalışıyorsun? Evet, şiirime nasıl çalışıyorum? Ya şiirime çalışırken çeşitli yöntemlerim var. Değişebiliyor. Yine işte dediğim gibi belirli gündemlerimi belirliyorum. Belirli şeyleri gündem olarak belirliyorum kendime. Ve bu gündemler etrafında zihnimde çalışmaya başlıyorum. Ya da bu konuyla ilgili, o gündemimle ilgili okumalar, izlemeler yapmaya başlıyorum. Ve bir çoğalma başlıyor. O çoğalmadan sonra şiir oluşmaya başlıyor. Mesela en son 9'un 9. sayısında çocukluk üzerine kavramsal bir araştırma diye bir şiir yazdım. Bu şiir benim kızımın sözlerinden oluşuyor. Kızımın sözlerini çok ilgi çekici buldum. Çok şiirsel buldum. Çünkü kızım diyordu ki yani günlük hayatın içerisinde çok acayip cümleler kuruyor. Baba para nerede satılıyor diyor mesela. Bir keresinde. Bir gün şey diyor, çoraplarımız bizimle konuşmuyor diyor. Bir gün gerçek olmak da çok güzel diyor. Bir gün evde bir baykuşu var. Oyun oynuyorduk. Ben o baykuşunun hastalandığını falan işte şey yapmıştım oyun içerisinde. Kızım dedim işte bu baykuş hastalanmış falan dedim. O da dedi ki baba o gerçek bir baykuş değil, hasta olamaz ki dedi. Bir yani, şairin kızı nasıl olur cevabı yani benzer. Yani çok acayip şiirsel bir şey buldum orada ve bunları not etmeye başladım ben. Ve bu not etme işi 7-8 ay sürdü. Ardından bunu zenginleştirmek adına neler yapabilirim dedim. İlhan Berk'in şiirlerini okumaya başladım. Çünkü İlhan Berk'in çok çocuksu bir ruha sahip olduğunu duyuyordum. Hani şairlerin özel hayatını pek merak etmem. Ama biz de öyle hiç merak etmiyoruz. Ama biz hiç merak etmiyoruz. Bilen nereden öyle duydum diyeyim. Hani kendisini tanıyanlardan, kendini tanıyanlardan, yaşamışken görenlerden. Hatta isim de verelim burada. Murat Üstübal çok çocuksu bir ruha sahip olduğunu söylemişti. İlhan Berk'in. Ben de bir ekleme yapayım. Murat abi tabii de benzer bir çalışmayı yapmıştı yeğenleriyle. Elif Ayda ve Orhan Emre ile onlara şiir yazdırmıştı. Onların sanki bu hatırlıyorum ben onu. Facebook'ta yayınladığını evet, hatırlıyorum. Sosyal medyada evet yayınladı. Yıla evet, bak Facebook'ta ya şiir yayınlıyorsun. Tamam canım. Ve İlhan Berk'in Biz Berk'in yazdık ilk şiirlerimizi. İlhan Berk'in bütün şiirlerini okudum. Tabii yorucu bir süreç oldu benim için. 1980 sayfa falandı İlhan Berk'in bütün şiirleri. Bir şiir için şu çalışmayı evet, yapıyorsun. Okudum, gerçekten. Bunun altını çizelim. 1980 sayfaydı. O Delta serisinden çıkan Yapı Kredi'nin. Tabii çocukla ilgili dizelerini özellikle alarak bu arada bütün şiirleri de bitirmiş oldum tekrardan. Ve çok doğru bir okuma yaptığımı düşündüm. Yani çocuklukla ilgili çok yaratıcı dizeler vardı. Muhteşem dizeler vardı yani İlhan Berk'te. Ve öbür taraftan bir de çocukta sanat ve yaratıcılıkla ilgili bir kitap okudum. Doktor İncisan'ın kızımın sözlerini, İlhan Berk'in şiirlerini ve Doktor İncisan'ın kitabından ilgili alıntıları birleştirerek bir şiiri meydana getirdim. Bir tanesi bu olabilir, örnek verebilirim. Yine, güzel ve güncel bir örnek oldu. Yine başka bir örneğim ne olabilir onu düşünüyorum.
Abi bir de hukuk fakültesi final şeyi. Evet, o final notlarını da görebilir miyiz? Final notlarını. Yani arkadaşlar ben soru hazırlamaya evet emek veriyorum ama bir bakar mısınız? Asıl evet. Emek. Evet. Ben bu arada şey... ODTÜ mezun olduğunu söylemiş miydik? Yani şairlik hayatını asla merak etmiyoruz ama ODTÜ mezunu bir mühendis var karşımızda. Unutmayalım. Bir gün... Evet. Öğle saatleriydi. Somnolans diye bir evre var. Tıpçıların somnolans dedikleri bir evre var. Uyku ile uyanıklık arasında bir evre bu. Ve uyanıklığa daha yakın. Böyle hani dokunsan uyanacak şekilde bir evre bu. O evredeyim. Öğle saatleri biraz uyku bastırdı. Elimde cep telefonum var. Uyudum, uyuyacağım derken dedim ki ya bu zihnimde şeyler dolanmaya başladı. Böyle acayip acayip dizeler, böyle sürreal bir şeyler dolanıyor. Dedim ki ya bu anı kaçırmamalıyım yani. Hemen aldım elime cep telefonunu, not defterini açtım orada ve hemen orada aklıma gelen o uyku ile uyanıklık arasındaki evrede aklıma gelen dizeleri yazdım. Şiirin adı işte şeydi, yaratılan her şey kahve içebilirdi. Acayip bir deneyimdi yani benim adam için. Uykuyla uyanıklık arasında şiir yazıyor. Biz de kitaptan sonra şiir yazmayı unutuyoruz. Ya ben mi abartıyorum gerçekten şey, yani? Biraz da Ertuğrul Rast'a abartalım. Önemli. Bunun hakikaten çok verimli bir evre olduğunu keşfettim. Zaman zaman hala o uykuya geçmeden önceki evrede aklıma gelen dizeleri o saniyeler kala uyumama. Yani böyle saniyeler kala uyumama. Hemen cep telefonuma kaydederim ve telefonu koyar. Belki de telefonu koyar koymaz uyumuş oldum. Uyumuşumdur o anda. O dizelerin çok verimli olduğunu düşünüyorum. Biri de bu mesela. Şiire çalışma anlarımdan biri de bu. Bence bu şiire çalışma değil, şiirle yaşama. Şiir hali. Yani sistematik olduğunun farkındaydık ama ben bu kadar yaşamın içinde şiiri sistematize ettiğini tahmin etmiyordum açıkçası. Yani olabildiğince düşünmeye çalışıyorum. Olabildiğince yaşamaya çalışıyorum. Etrafımdaki insanlar az buçuk bilirler. Eşime buradan selamlar yolluyorum. Yani benim çok kahrımı çekiyor. Kenara köşeye kalplerde koyalım mı? Olabilir. Yani gerçekten benim çok kahrımı çekiyor. Sabahtan akşama kadar. İyi ki varlar onlar. Evet, iyi ki var. Çok kahrımı çekiyor. Sabahtan akşama kadar şiir konuşuyorum bazen evde. Yoruyorum hep belki de onu. Şiir konuşmak isteyen arkadaşlar için Ertuğrul abinin evinin adresini açalım. Abi bu kısmı tamamladık. Biraz böyle sistem kısmı, evet. Çalışma kısmı. Şiirde ilham hakkında ne düşünüyorsun? İlham meselesiyle ilgili olarak yine Buz9'u anmış olalım. Buz9'un 3. sayısında mit dosyası yapmıştık. Orada ilhamla ilgili bir yazı yazdım ben. Orada çok detaylı bir şekilde yazmaya çalıştım. İlham meselesi çok spekülatif bir mesele. Gizemli bir mesele olduğu için kullanıma açık... Ben şunu örnek vermek istiyorum. Daha önce de bir yerde de örnek verdim. Edgar Allan Poe'nin Kompozisyon Felsefesi makalesi var. O makalede kuzgun şiirini adım adım nasıl yazdığını anlatıyor. Burada bunu yaptım, şurada şunu yaptım, şuradan sonra şunu yapmalıydım, bunu yaptım, şöyle geçtim, şuraya böyle yaptım vesaire vesaire. Çok sistematik bir şekilde anlatıyor bunu. İnandırıcı bir şekilde, sahici bir şekilde. Ve o makalenin bir yerinde de şöyle diyor. Şairler bu tür açıklamalı şeyleri sevmezler. Çünkü gizemi ortadan kaldırır bu. Çünkü şairler gizemden faydalanırlar. O gizem şeydir yani, o büyütür şair imgesini çünkü. Poe böyle söylüyor. İlham da böyle kullanılan bir şey aslında biraz baktığımız zaman. İlham tanrısal bir şey. Evet. Fakat ben ilhamdan ziyade keşfe inanıyorum. Fakat şunu da söylemem lazım. Keşif de tanrısal bir şey. Keşif nedir? Keşif insanın belirli bilgi kaynaklarına başvurarak bir bilgiye ulaşmasıdır. Günümüz şiirinde ben bu metodun daha çok yaygın olduğunu görüyorum. Daha yaygın olarak kullanıldığını düşünüyorum. Daha bir şeyler okuyoruz, bir şeyler gözlemliyoruz, bir şeyler düşünüyoruz. İç içeyiz. Deneyimle sabit. Şiirle. O işin tekniğini öğreniyoruz. Poetikasına kafa yoruyoruz. Yani o işi keşfediyoruz. Ama bu işe hiç girmeseydik, herhangi bir bilgi kaynağına başvurmasaydık, o zaman ilhamdan bahsedebilirdik. İlhamdan
Bu durumda ben pek bahsedilemeyeceğini düşünüyorum. Zaten gelenekte de böyle geçiyor bu. İşte Vehbi şair ve Kesbi şair meselesi var. Vehbi şairler yani ümmi yani tahsil görmemiş şairlerdir ve bunlara ilhamla şiir yazdırıldığına inanılır gelenekte. Kesbi şairler ise çalışarak, bilgiye dayanarak, tekniğini öğrenerek bu işi yaptığına inanılır. Şair tezkirelerinde böyle geçer. Ben bugün de böyle olduğuna inanıyorum. Bugün de hepimiz bir şeyler okuyoruz, yazıyoruz, çiziyoruz, düşünüyoruz. Çeşitli bilgi kaynaklarına başvuruyoruz. İşin poetikasına kafa yoruyoruz. Bence keşif bugün çok daha geçerli bir yöntem. Şunu tekrar altını çizerek söylemem lazım. İlham ne kadar tanrısalsa keşif de o kadar tanrısal bir şeydir. İşin tanrısal kısmını çok kendi kafamda netleştiremedim. Şey gibi bir görme çünkü, biçimi, sana verilen bir görme biçimi ya da çünkü ilham literatürde herhangi bir bilgi kaynağına başvurmadan Tanrı tarafından gönderilen bilgi olarak geçiyor. Bu vahiy aslında. Vahiy tabii peygamberlere. Vahiyin bir cüzü gibi. Evet bir insanlara gönderildiğine buna ilham deniliyor. Keşifte ise dediğim gibi insanın bir çabası var ortada. Aktif bir çabası var, katılımı var. Bu katılım olduğunda, bu katılımın sonucunda bir ulaşma, bilgiye ulaşma, şiire ulaşma olduğunda mesela şiir çalışıyorum diyoruz değil mi? Çalışıyorum. Aktif bir katılım var ortada. Ben keşif olduğunu düşünüyorum. Artık bugün daha çok geçerli olduğunu düşünüyorum. Bütün modern şairler için. Bence çok güzel ayrımlar yaptın. Bu keşif meselesini de biliyorum ki şiirle ilgilenen ve halihazırda şiir yazmakta olan insanların da oturup düşüneceğinden eminim. Senin keşfinin sonucu kitabın Dünya Ceket Günü, hemen oraya geçeyim ben. Evet. İsim olarak çok dikkat çekti. Üzerine espriler yapıldı. Oradan ben girmek istiyorum doğrudan. Dünya Ceket Günü ne zaman abi? Dünya Ceket Günü ne zaman? Dünya Ceket Günü kitabı ilk çıktığı zaman Burak Çelik Dünya Ceket Günü kutlu olsun diye paylaşmıştı. O gün 27 Ağustos 2021'di. O gün kutlanabilir herhalde diye düşünüyorum. Her 27 Ağustos'ta arkadaşlar. Evet. Burak öyle koymuş. Peki ne yapacağız? İstiklal Marşı ve kapanış mı yapacağız? O gün ne yapılabilir? Ya ben Dünya Ceket Günü'nü koyarken şöyle düşünerek koydum kitabın adını. Ya ceket benim için gücün simgesiydi. Ve bu tabii zulüme dönüşen bir güç simgesi aslında bir taraftan da. Hani derler ya dünyayı şu kadar aile yönetiyor. Aslında öyle bir şey yok. Dünyayı aslında ceket yönetiyor. Çünkü en ufak çaplı bir şirketi bile yönetmek için ceket giymek zorundasınız bugün. Haliyle dünyanın da hali ortada. Zulüm ortada. Sıkıntılar ortada. İnsanın hali ortada. Hal böyleyken Dünya Ceket Günü buna karşı bir duruştu. Bu zulümle beraber devam eden güce karşı bir eleştirel tutumdu. Dünya Ceket Günü'nü ceketlerimizi çıkararak kutlayabiliriz. Oo. Peki takipçilerimize bir mesajın var mı? Ceketleriyle ilgili olur. Kendileriyle ilgili olur. Bilmek vaktidir'i takip edelim. Bilmek vaktidir'e sahip çıkalım gibi oldu. Bilmek vaktidir gerçekten çok güzel işler yapıyor edebiyat ve sanat alanında. Çok teşekkür ediyoruz bütün ekibe. Mehmet Latif Çiçek'e, Alp Tuğ Topaktaş'a, Rahime Kasım'a, sadece Mert Özden'e ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Beni de burada konuk ettikleri için ayrıca teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Çok zevk aldım. Çok sağ olun, var olun. Alkışlarınız olsun. Abi bu arada sana arazi alsan Konya Ovası'ndan mı? Uzaklarda, düşük korkunç diyarlarda.